Evet arkadaşlar, YKS 2 denemesinde beraberiz. Fen bilimleri testinin birinci nolu sorusuyla başlıyoruz. Sorumuz şöyle, X ve Y sıvıları birbirine karışmayacak şekilde şu anda bu şekilde dengededir diyor. Kabı ters çevirelim diyor. Sıvılar yeniden dengeye gelsin ve bu durumda X sıvısının ve Y sıvısının yere göre potansiyel enerjide ne olur diye soruyor. Artı azalı değişmez sorularımızdan bir tanesi. Bu tarz sorularda arkadaşlar kabı tekrardan çizmek çok mantıklı. Kabı tekrardan çiziyorum ben de. Yani fizik sorularının olabildiği kadar görseli kullanmaya çalışalım. Şimdi bu eski ara yükseklik. Bunun için yapıyorum. Çünkü burada Y sıvısı altta olduğuna göre Y'nin yoğunluğu X'den daha fazla. O kesin. Kabı ters çevirdiğimiz zaman tekrardan Y aşağı gelecek. Fakat X'in hacmi Y'nin hacminden fazladır. Dolayısıyla Y sıvısı böyle büyük bir hacime sığmayacaktır. Daha aşağıda bir bölümde olacaktır. Yani Y burada bir yere gelecektir. Şu bölümde Y sıvısına oldu. Üstteki bölümde ise X büyük bir hacimde olduğu için X'in daha fazla yüksekliğe sahip olması lazım. Peki. Şimdi sorumuzun cevabı ne? Yere göre potansiyel. Şimdi elimizdeki şekiller düzgün şekiller olsaydı direkt kesişen noktalarını alabilirdik. Mesela örnek veriyorum. Y'nin ağırlık merkezi tam ortada alabilirdik. Ama şu anda Y'nin ağırlık merkezi ortanın biraz yukarısında olması lazım. Dolayısıyla Y'nin ağırlık merkezi bu şekilde incelediğimiz zaman dikkat edin. Bunun ortasının da altına almamız gerektiği için Y'nin enerjisinin azaldığını söyleyebiliriz. Y'nin enerjisi azalır arkadaşlar. Gelelim X'e. Şimdi eğer X'i dikkatli incelersek yine burada bir yamuk yapısı var. Tam ortasını çizseydik arkadaşlar ağırlık merkezi şurada bir yerde olacaktı. Peki X'in yeni sistemde oluşturduğu görüntüde bu yapının tam ortasının altına almaya kalksaydık yine aşağılarda bir yerde olmayacak mıydı? Dolayısıyla X'in de enerjisinin azaldığını söyleyebiliriz. X ve Y'nin enerjileri ne yapıyor arkadaşlar? Her ikisi de azalıyor. Bu sorumuzun cevabı Ceyhan arkadaşlar. Sıradaki soru bir filtre sorusu. Beyaz ışığın önüne yeşil ve kırmızı filtreler koyduğumuz zaman arkasındaki KLMN bölgelerin hangi renkle aydınlanacağını bize soruyorlar. Biz biliyoruz ki filtreden geçen renklerde mesela eğer hangi filtre rengi ise o rengi rahat bir şekilde geçiriyor. Kırmızı, yeşil, turuncu, sarı, yeşil, mavi. Bunlar da kırmızı, pardon buraya yeşil yazdık. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor şeklinde ilerleyecek. Şimdi beyaz ışığın içindeki var olan renkleri yazdım ben buraya. Dolayısıyla yeşil filtrenin önünden geçerken yeşil güçlü bir şekilde geçiyor. Yani buradan bir yeşil ışık geçireceğiz. Tamam. Buradan da bir yeşil ışık gelecek. Tamam. Filtreden geçen renklerin altı ve üstü zayıf olarak geçiyor. Yani sarı ve mavi zayıf bir şekilde geçecek. Sarı ve mavi zayıf olarak geçiyor. Peki. Şimdi ilerletelim. Şimdi şuraya kadar yeşil filtre var. O zaman şu bölgeyi bir çalıştıralım bakalım. Şimdi kırmızı filtrenin görevi kırmızı ışığı geçirmek. Burada kırmızı ışık gelmiyor. Yeşil ışığı da içinden ne yapmayacaktı? Geçirmeyecekti. O yüzden bu bölgenin siyah olması lazım. LM bölgesinde siyah diyorum o yüzden. Yeşil ışık buradaki ekrana düşecek. O zaman burası da ne aydınlanması lazım? Burası bölgenin de kare aralığında yeşil olarak aydınlanması lazım. Burayı ayrı çalıştım çünkü burası sadece kırmızı filtreden süzülen ışınlar gelecek. Şimdi biz buraya gönderirsek arkadaşlar kırmızı ışıktan süzdüğümüz ışınlardan sadece kırmızı gelirse burası nasıl aydınlanması lazım? Kırmızı. Peki bu diğer ışınların zayıf olarak geçmesi o bölgeyi aydınlatacak mı? O bölgeyi aydınlatacak ama o kadar zayıf bir şiddet olacak ki biz bunu algılayamayacağız. O yüzden bizim gözümüz şiddeti geçenleri algılıyor. Şiddeti geçenlerde burada kırmızı ve yeşildi. Bu bölge ışık düşmediği için siyahtır. Sorumuzun cevabı kare arası yeşil olması lazım. LM arası siyah olması lazım ve MN arasının kırmızı olması lazım. Yani bu sorunun cevabı C anlamı arkadaşlar. Sıradaki sorudayız. Soruda aşağıda verilen şekil 1, 2, 3'teki şekillerden hangisi dinamik olarak dengededir diyor. Bakın statik demiyor. Çünkü bu şekil statik olarak dengededir. Bu dengede evet. Ama statik olarak. Statik sistem zaten hareketsiz bir sistemdir. Bu zaten statiksel olarak dengededir. Hareketli bir o sistemin dengede olması dinamik denge demektir. Peki bu sistem dengede mi? Hayır. Hızı azalan bir sistemin dengede olduğundan bahsedemeyiz. O yüzden bu ifade nedir? Yanlıştır. Bunu da alamayız çünkü bu statik olarak dengede. Bize dinamik olarak dengededir olanlar hangisidir diye soruyor. O yüzden bu soruda tek bir tane kavram var. O da sabit hızla dönen bu rüzgardaki değirmenin kanadı arkadaşlar.
Bu dinamik olarak dengededir. O yüzden cevabımızın yalnız 3 almamız gerekiyor. Sıradaki soru bir Young deneyi sorusu arkadaşlar. Young deneyinde yarıklar arasındaki mesafe d olan bir fountain önüne bir kaynak koymuşuz. Kaynaktan çıkan ışınlar burada KB ve KK kaynaklarında bir girişim deseni oluşturuyor. Burada aydınlık saçaklar oluşuyor ekran üzerinde. Kullandığımız ışığın dalga boyu lambdaymış. Diyor ki buna göre yargılardan hangileri doğru olur diye söylüyor. Peki. Işığın dalga boyu artarsa saçak genişliği artar. Şimdi bakın arkadaşlar delta x dediğimiz kavram saçak genişliği. L lambda bölü dn ile hesaplanıyor. Eğer biz saçak genişliğimizi dalga boyu artarken artar dersek doğru olur. Birinci ifade doğrudur arkadaşlar. Peki ekranın yarıkla olan uzaklığı artarsa yani L'yi arttırırsam diyor. Ekranla yarık arasındaki uzaklık yani şurası. L'yi arttırırsam diyor saçak genişliği azalır diyor. Oysa ki artarsa artar. O yüzden bu ifade nedir? Yanlıştır. Yarıklarla ekran arasındaki kırıcık indisi havadan daha büyük bir madde konusunda. Yani ben buraya en dediğim bir kırıcık maddesi koysaydım. Kırıcılık indisi artsaydı o zaman delta x'imizin gene ne yapması lazım arkadaşlar? Küçülmesi lazım. O yüzden de bu ifade yanlıştır. Bu sorumuzun tek bir doğru cevabı var. Yalnız bir arkadaşlar. Sıradaki sorumuz 5 nolu soru. Diyor ki yukarıdaki verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Doğru yanlış bilgileri direkt sınayacağız burada. Isı sahası büyük olan madde. Şimdi ısı sahası ne demek? Arkadaşlar ısı sahası büyük C ile veya büyük M ile gösteriliyor. Ve bunu biz cismin kütlesiyle öz ısını çarparak buluyoruz. Isı sahası büyük olan maddelerin sıcaklığını artırmak için daha fazlası gerekiyor. Gerçekten de kelime acıt yaparsanız burada arkadaşlar. Şurası ısı sahasıdır. Aynı ısı verdiğiniz halde ısı sahası büyük olanların sıcaklığının daha az arttığını göreceksiniz. O yüzden aynı miktarda arttırmak için daha fazla ısı vermeniz gerekir. Bir nolu ifade arkadaşlar doğrudur. Geldik 2'ye. Kar yağarken havanın dağılık olması. Şimdi karın yağması esnasında arkadaşlar dış ortamda şöyle yapalım. Karın yağabilmesi için soğuk bir ortama ihtiyacımız var. Yani havadaki nemi dondurması lazım. Dondurabilmesi için de dış ortamdaki soğuğu çekmesi gerekiyor. Böylelikle dışarısı daha sıcak olmaya başlıyor. Ilık olma mantığı da buradan geliyor arkadaşlar. O yüzden 2 nolu ifade doğru. Eşit ısı verilen eşit kütleli iki maddenin öz ısısı. Şimdi eşit ısı verilen eşit kütleli iki madde alalım. Kendi macide doğru gidiyoruz şimdi. Şimdi öz ısı büyük olan yani bir tanesinin öz ısı daha büyük olsun. Bir tanesinin öz ısı daha küçük olsun. Çünkü Q'ler aynı. M'ler aynı. O zaman öz ısı büyük olanın sıcaklık değişimi daha az. Öz ısı az olanın sıcaklık değişimi daha çok olması lazım bu formüle göre. O zaman bu ifade de doğrudur. Bakın öz ısı büyük olanın sıcaklık değişimi daha az olur. Bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Cevabımızın Edirne olması lazım. Sıradaki soru bir elektrik sorusu. 4 tane elektrik yükümüzü yerleştirmişiz. Aralarının hepsinde de anahtar var. Soru şu. Acaba kürelerin yüklerin hepsinin aynı olmasını istiyorsak diyor. Hangi anahtarların kapatılması gerekli ve yeterlidir diyor. Bunun anlamı şu. Belki de bütün anahtarları kapatsak yükler aynı olacak. Ama tek bir anahtar kapatıldığında eğer bütün hepsinin yükü aynı oluyorsa yeterli olan miktar kadar niyazıyız. Yani sadece yalnız L bu anahtarları kapatıldığında bu işlem olsaydı sadece yalnız L olanı seçecektik. Doğru olan bu olacaktı. O yüzden bizim şunu yapmamız lazım. Şık A'dan gitmemiz lazım. Bakın önce 2 tane anahtar kapatmışlar. Sonra 3 tane anahtar kapatmışlar. 2'li kapattıklarını deneyelim. Sonra 3'lü deneyelim. Yani önce 2'lere bakacağız. Yani mesela K ve L var. M de var. Mesela bu şıklardan ikisi de doğru olsa bile biz A'yı tercih etmemiz lazım. Yani K ve L'yi kapattığımız zaman hepsinin yükü aynı oluyorsa K ve M'yi kapattığımız zaman hepsinin yükü aynı oluyorsa o zaman K ve L doğru cevaptır. Yeterlinin mantığı bu. En az anahtar kapatılması. Yeterli olması. Peki K ve L'yi kapattık. K ve L'yi kapatırsak toplam yük miktarımız arkadaşlar artı 2, 6 daha 8, 1 daha eksi 7 yapar, artı 7 yapar. 7'yi 3'e bölersek 7 bölü 3, 7 bölü 3, 7 bölü 3 olur. Ama hepsinin yükü aynı olmadı çünkü bununki 1 oldu. A gitti. Şimdi L ve M'yi kapatıyorum. L'yi ve M'yi kapatırsak arkadaşlar o zaman bu üçü birbirine temas eder. 6, 8, 9. 3'e bölersek artı 3, artı 3, artı 3 olur. Çünkü bunlar özdeşmiş. Bu eksi 1 oldu.
O yüzden de bunun paylaşımı sırasında arkadaşlar L ve M yanlış oldu. Geldik K ve N'yi kapatıyoruz şimdi. K ve N'yi kapattığımız zaman arkadaşlar şu üçü birbirine temas eder. Yani burayı görmeyeceğiz bu sefer de. 6 eksi 1 artı 1 toplam artı 6 yapar. Artı 6'yı 3'e bölersiniz arkadaşlar. Burası 2, 2, 2 yapar. Bakıyorum bunda 2, 2. O yüzden sorumuzun cevabı ne olmalı arkadaşlar? Ceyhan olması lazım. Peki sıradaki soruya geçiyorum. Şimdi bu soruda da bir dalga leğinde oluşan dalgaların görünümünü görüyorsunuz diyor. Ve ok yönünde hareket edersek diyor. O zaman hangileri doğru olur diye soruyor. Şimdi önce birinci yargıyla başlayalım. Dalganın hızı azalmaktadır diyor arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz dalga boyu burada daha büyükken giderek dalga boyumuz küçülüyor. O zaman dalga boyu neye bağlı olduğunu görelim. Dalga boyu dediğimiz şey hız çarpı zamandır. Şimdi biz bu tarafa doğru gittikçe bir kere dalga boyumuz azalıyor. Gözle görülür bir şekilde dalga boyunda bir azalma var. Şimdi bu durumda eğer kaynak hep aynı dalga oluşturuyorsa, periyot değişmiyorsa dalgalarımızın hızının azalması o bölgedeki derinliğin de azalması lazım. O zaman bu soruda arkadaşlar dalganın hızının azaldığı kesindir. Su derinliği de buna bağlı olarak azalacaktır. Ama dalga boyu artmaktadır diyor. Her dalga boyu azaldığını söylememiz gerekiyor. Cevabın Ceyhan olması lazım arkadaşlar. Peki sıradaki sorudayız. Sıradaki soruda bir manyetik alan var ve dünyanın manyetik alanıyla ilgili bir soru sormuş. Şekil 1'de manyetik kutuplar ve coğrafik kutuplar arasındaki sapma açısı olan teta'yı, şekil 2'de ise bir mıknatısın kütle merkezine asıldığında yeterli yaptığı açıyı görmektesiniz diyor. Şimdi buna göre diyor hangi yargılar doğrudur diye soruyor. 1. Herhangi bir yerde manyetik alan düşey ve yatay bileşenleri ayırabilir. Tabi ayırabilir. Vektör, sonuçta manyetik alan vektör olduğuna göre her zaman manyetik alanın yatay ve düşey bileşeni olacaktır. Doğru ifade. Şimdi ikincisi eğilme açısı. Alfa manyetik kutuplara gidildikçe artar. Şimdi siz kutuplara doğru gidildikçe arkadaşlar buradaki etki ne yapmaya başlayacak? Düzelmeye başlayacak. Ve açı değeriniz de burada ne yapmaya başlayacak? Artmaya başlayacak. Kutuplara gidildikçe bu açının artması lazım. Sapma açısı sabittir diyor. Oysa ki dünyanın manyetik alanı sürekli olarak yönünü değiştirmekten, yani sürekli kastım da bu binli yıllarla alakalı. Mesela 20 bin yılda bir dünyamızın manyetik alanında belirli oranda bir değişim olmaktadır. Ve bizim bunu hesaplamamız gerekiyor. Yani bir 20 bin yıl sonraki bir insanın şu anki manyetik alandaki değerleri kullanması yanlıştır. Yoksa kullandığımız cihazlar yanlış yönleri gösterecektir. O yüzden 3 nolu ifademiz arkadaşlar yanlış olacak. Yanlış olacaktır. Sapma açısı teta sabit değildir. Değişkendir arkadaşlar. O zaman 8 nolu sorumuzun cevabı ne olmalıdır? 1 ve 2 nolu ifadelerimizin doğru olduğu şık olmalıdır. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. Kara cisim ışıma şiddetinin dalga boyuna bağlı grafiğinin hem deneysel hem de klasik fizik yasalarıyla elde edilen eğrisinin karşılaştırması verilmiş. Bize de bu iki eğriyi yorumlamamızı istiyorlar. Ben de hemen ifadelere geçeyim. Ara ara şekle gene bakabiliriz. Şimdi diyor ki deneysel verilerle klasik fizik yasaları yüksek dalga boylarına uyum gösterir diyor. Bakalım öyle mi? Şimdi dalga boyunun yüksek olduğu bölge burası. Yüksek dalga boyunun olduğu bölgelerde klasik fizik eğrileriyle teorik fizik deneyleri birbirine nedir arkadaşlar? Deneysel veriler birbirine uyum içindedir. Bu ifade doğrudur. Yani bir nolu ifadeyi doğru olarak alabiliriz. Klasik fiziğe göre kara cisim düşük dalga boylarında ışık şiddeti artar diyor. Şimdi bakalım. Klasik fiziğe göre düşük dalga boyları, yani bu tarafa doğru geldikçe ışık şiddeti artıyor. Gerçekten de klasik fiziğe göre bu tarafa doğru dalga boyu küçüldükçe ışıma şiddetinin arttığını da gözlemliyoruz. Bu ifade de doğrudur. Peki sıradaki şey deneysel verilere göre diyor. Kara cisim belirli bir yüksek sıcaklığa kadar ısıtıldığında tüm dalga boylarına elektromanyetik ışım yapar. Gördüğünüz gibi ısıtıldığı zaman tüm dalga boylarına farklı sıcaklıklarda, farklı ışıma şiddetinde tüm dalga boylarına ne yapıyor arkadaşlar? Işıma yapıyorlar. O yüzden bu ifadenin üçü de nedir? Doğrudur. Cevabımız Edirne'dir. 9 nolu sorumuzun cevabı Edirne arkadaşlar. Peki sıradaki sorudayız. Bu soruda
Paraşütle atlayan bir paraşütçünün hız zaman grafiğini vermişiz. Buna göre de yargılardan hangileri doğrudur diye soruyoruz. Dikkat edin. Burada düşey hızımız limit hız 2 ve limit hız 1 diye bir değer vermişiz. Bunun anlamı nedir? Şimdi birinci limit hızda bu adam uçaktan atladığında hızını aşağı doğru arttırmaya başlıyor. Yani uçağımızın olduğu yer olsun. Buradan da biz aşağı doğru atladığımızı düşünelim. Şimdi giderek aşağı doğru hızlandığımıza göre bir süre sonra hızımız artacak, artacak, artacak. Şu anda paraşütümüz açılmamış büyük ihtimalle. Ama şu an sahip olduğum hıza ağırlığımı dengeleyecek kadarlık bir sürtünmenin uyguladığını görüyorum. O anda limit hıza ulaşmış oluyorum. Peki neden şu an paraşütümü açmadım eminim? Çünkü bir süre sonra paraşütümü açtığımda, bu adam paraşütünü açtığı zaman, şöyle yatay olarak komik bir çöp adam çizdi ama paraşütümüzü açtığımız zaman bir anda düşedik hızımızın azalmaya var. Demek ki bir anda ne yapmışız arkadaşlar? Bu adam çok büyük bir yüzey alanı oluşturmuş. Bu yüzey alanında hava sürtünmesini çok güçlü bir şekilde arttırmış. Sahip olduğu hızı ne yapmış arkadaşlar? Azaltmış. Hız azalmış, azalmış, azalmış. Cisim yavaş, yani aşağı doğru çok güçlü bir şekilde hızını azaltmış. Bir süre sonra da tekrardan limit hıza inmiştir. Çünkü cismin belli bir hıza indikten sonraki değeri burada ağırlık etkisi tekrardan sürtünme eşitlenecektir. O anda cisim tekrardan dengeye gelecektir. İşte diyor ki paraşütçünün ilgili olarak yargılardan hangileri doğrudur diye söylüyor. Şimdi 0 T1 zamanlarında ağırlığı havanın direncinden büyüktür. Evet, burada ağırlık havanın direncinden büyüktür. Çünkü cisim hızlanıyor. Doğru. Paraşütü T1 anda açmıştır. Hayır. Burada cismin ağırlığı ile sürtünme kuvveti birbirine eşittir diyebiliriz. Paraşütü açtığı an arkadaşlar T1 ile T2 an şuradaki bir bölgede açmıştır. Bu ifade yanlıştır. Yere inme hızı eksi V limit 2'dir. Gerçekten de bu adam artık paraşütü açtıktan sonra bu hızla aşağı inecektir. Sorumuzun doğru cevapları 1 ve 3 olmalıdır. Sıradaki sorudayız arkadaşlar. Şimdi bu soruda dikkat ederseniz iki tane çark birbirine değiyor. Bu çarkların kinetik enerjileri birbirine eşittir diyor arkadaşlar. Diyor ki bu durumda açısal momentumlarını bana kıyasla diyor. Peki dönme kinetik enerjisi neydi? Dönme kinetik enerjisi arkadaşlar 1 bölü 2 I çarpı W kareydi. Eğer bunlar eşitse diğer içinde 1 bölü 2 I çarpı W karenin birbirine eşit olması lazım. Şimdi burada 1 bölü 2'ler gitsin. Bunları kullanmayacağız. Çünkü dönme kinetik enerjisi eşitmiş burası. Bize burada elastik momentleri lazım ama açısal hızlarını bilmiyoruz. Derken bir anda şekil gözümüzün önüne geliyor. X dönerken Y'yi de döndüreceğine göre X'in 2 tur atması Y'nin de 1 tur atmasına sebep olacak. Bu da arkadaşlar şuna sebep oluyor. Tur sayısı bizim açısal hızımızla birebir doğru orantılı. Yani buraya biz W açısal hız dersek rahatlıkla bunu 2W deriz. Neden peki? Bu birim zamanda 1 tur atıyorsa bu birim zamanda 2 tur atıyor. Yani birim zamanda taradığı açı bunun 2 katıdır. O yüzden 2W diyebiliriz. O zaman arkadaşlar buradaki açısal hızlardan eylemsizlik momentine şöyle ulaşmalıyız. Buna I1, buna I2 diyelim. Bunun açısal hızı 2 ise I1 çarpı 4W kare I2 çarpı W kareden W kareler gider. I1, I2'nin 4'te 1 kadarlık bir açısal momentuma sahip olur arkadaşlar. Peki şimdi şunu yapalım. Burada I1 yerine I yazarsak I2 dediğimiz sayıda kaç çıkacaktır? 4 I çıkacaktır. Artık sorumuzun sonuna geldik. Çünkü açısal momentum bulunurken I çarpı W diyorduk. Artık eylemsizlik momentlerimiz belli, açısal hızlarımız belli. Mesela I1'in eylemsizlik momenti kaçtır arkadaşlar? I'dır. Peki açısal hız ne kadardır? 2W'dür. Aynı şeyi Y için yapalım. Y'nin eylemsizlik momenti 4I ve açısal hızı W'dür. Buradan sorumuzun cevabının sayı değeri 1 bölü 2 çıkacaktır. Bakın şıklarda 2 tane 1 bölü 2 var. 1 artı 1 bölü 2, 1 eksi 1 bölü 2. Sebep? Çünkü açısal momentum nasıl bir büyüklük? Vektörel bir büyüklük arkadaşlar. Şimdi bu sistemi böyle çevirdiğiniz zaman sağlık kuralına göre içeriye doğru bir açısal momentum varken, yani nokta bir açısal momentumumuz varken, özür dilerim, çarpı bir açısal momentum varken, burada dönüş yönüne baktığımız zaman sağlık kuralına göre safe düzleminden dışa doğru, yani nokta bir açısal momentumumuzun olması lazım. Yani burada L üssümüzün arkadaşlar ters yönlü olması lazım. Biz çarpıyı noktaya bölersek ikisi zıt yönlü olduğu için bu sorumuzun cevabı Ceyhan
Eksi 1 bölü 2 olması gerekiyor. Peki sırada kaldırma kuvveti ile ilgili ilginç bir sorumuz var. Bir geminin deniz yüzeyinde batmadan kalabilmesi için salma dediğimiz yapının nasıl çalıştığını anlatıyoruz burada. Bir kısa bir özet geçelim nasıl olduğunu. Şimdi kaldırma kuvvetinin uygulama noktası cismin batan bölümünün kütle merkezidir diyor. Doğru yüklenmiş bir gemini fırtınalı havalarda alabora olmaktan kurtaran en önemli şeydir bu. Eğer kütle merkeziyle batan bölümün kütle merkezi birbirlerinden ayrık bir şekilde daha yukarıda olurlarsa o zaman bu gemi batmıyor. Yani demek istediğim şey şu. Geminin ağırlık merkezine, geminin olabildiği kadar en alt bölgesine kaldırma kuvvetinde bunu daha üst bölgeye taşıyabilirse bu ikisi gemi dalgalı olduğu zaman döndürme etkisinden dolayı moment etkisinden kurtulabilir ve tekrardan dengeye gelebilir. Şimdi bununla ilgili 3 tane şeklimiz var. Hangi şekilde gemi dengede kalabilir diye soruyor arkadaşlar. Biz de onu inceleyeceğiz şimdi. Şimdi dikkatle bakalım. Şekil 1'de kaldırma kuvvetinin uygulandığı nokta L. Geminin ağırlık merkezi olan K'yı incelediğimiz zaman kaldırma kuvvetinin daha altta olduğunu görüyoruz. O yüzden bu dönme etkisi, rüzgarlı bir havada dönme etkisi yaşayabilir. Peki şekil 3'teyiz. Şimdi bu şu an dengede gibi gözüküyor ama dalgalı sistemlerde güvenli değildir. Bu devrilecektir. İkinci şekildeyse arkadaşlar, yani daha doğrusu şekil 3'teyse kaldırma kuvvetinin uygulandığı bölge arkadaşlar dikkat edin. Geminin ağırlığına göre daha alttaki bir bölgede. Bu da fırtınalı bir havada gemiyi döndüren bu kuvvetin dengelenmesini sağlar. Yani ağırlık burada solda, kaldırma kuvveti solda kaldığı için fırtınalı havada gemi sağa doğru yatarken bu etki tekrardan geminin düzelmesini sağlayacaktır. Ters yönde bir dönüş etkisi yapacaktır. Bu sistem böyle dönerken geminin bu tarafa doğru dönüş etkisini dengeleyebilecektir. Salma etkisi dediğimiz şey de oydu zaten. Peki üçüncü yapıya bakalım. Kaldırma kuvveti ağırlığın daha altına kalmış. O zaman bu sistem zaten bu tarafa doğru dönüyor. Bir de sizin uyguladığınız kaldırma kuvveti ağırlık döndürme etkisi o da bu tarafa doğru. O yüzden bu geminin yıkılması, daha doğrusu devrilmesi lazım. Hangisinde güvenliydi diye sormuştu bize. Şekil 3'ümüz güvenlidir arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı bu olması lazım. Sıradaki soru bir devre elemanı tarıma sorusu. Hangisi hangisidir diye soruyoruz. Mesela şekil 2'yi hatırlıyor muyuz? Bir kondansatör yapısı vardı. İki tane levha plakayı sembolik olarak bu şekilde gösteriyorduk. Şekil 3'ü de çokça gösterdiğimizi düşünüyoruz. Bu da bir diyot yapısıdır. Hatırlarsanız diyot ne yapardı? Tek yönlü akım geçirirdi. Buradan gelen akımları geçirmezdi. Kondansatör de levhalar üzerine yük biriktirirdi. Özellikleri de bu şekilde. Yani bu şekil kondansatör olması lazım. Bu şekilde diyot olması gerekiyor. Şekil 1'i çok gördüğünüzü zannetmiyorum ama bu da gene hatırlarsanız 12. sınıfın ikinci kısmı yani en son ünitesi olan fiziğin teknolojideki uygulamaları bölümünde anlatılıyor. Bu bir güneş pilidir arkadaşlar. Buradaki güneşten gelen enerjiyi depolayan bir yapısı var. Burada bir potansiyel fark oluşturmuş. Pil gibi göstermiş gördüğünüz gibi. O yüzden bunun ismi güneş pili. Şekil 2'de bir kondansatör yapımız vardı. Şekil 3'te bir diyottu arkadaşlar. 13 nolu sorumuzun cevabı Ceyhan'dır arkadaşlar. Peki sıradaki soru 14 nolu sorudayız. 14 nolu soruda bir basit harmonik hareket sorusu var. Harmonik harekette periyodu yaylarda nasıl hesapladık arkadaşlar? 2 pi kök içinde m bölü k diyorduk. Şimdi özdeş cisimler kullandığımız için deneyde m'i hiç kullanmayalım. 2 pi de kullanmamıza gerek yok. Çünkü hepsi için 2 pi. Bir kıyaslama sorusu olduğuna göre biz sadece eş değer yer sabitlerini kıyaslasak kök içinde bunun cevabını verebiliriz. Şimdi özdeş yerler kullandığımıza göre bunları da k diyelim. Şimdi burada yer sabit 2k olduğuna göre burada 1 bölü 2k kök içinde bir değerimiz var. Şekil 1 için. Şekil 2'de arkadaşlar 1 bölü k dediğimiz bir yer sabiti var. Şekil 2'de ise seri gibi gözüküyorlar ama bu ikisi birbirine aslında şekil 1'deki gibi paralel bağlıdır arkadaşlar. Ve paralel bağlı yayların eş değerini bulurken biz toplardık. O zaman bunda ne yapıyoruz? 2k diyoruz. O zaman sorumuzun cevabı aslında formülü olarak da ortaya çıktı. Bu birinci şekil, bu ikinci şekil, bu da üçüncü şekil. İncelediğimiz zaman arkadaşlar
1 ve 3 nolu şekillerimizin birbirlerine eşit periyotta olduğunu, 2 nolu şeklimizin ise arkadaşlar periyodun daha çok olduğunu görüyoruz. Bu sorumuzun cevabı Bursa olmalıdır arkadaşlar.